Evet değerli arkadaşlar, Bir Spor analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. 5 Temmuz pazar maçlarıyla birlikteyiz. Şimdi 5 Temmuz maçlarını birazdan geçeceğiz. 4 Temmuz'la ilgili söylemek istediklerim var. Biliyorsunuz 5 tane maç vermiştim, ekranda da görüyorsunuz. Yani güzel maçlar yakalıyoruz, güzel oranlar yakalıyoruz. Yalnız bir şanssızlık var maalesef. O ana kuponda bir maç yapıyor, bir maç saçmalıyor. Bugün de Juventus maçında tamamen benim eşekliğim yüzünden. Tamamen benim hatam Yani 1.5 üstte diyebilirdik. Biliyorsunuz 4.5 alt ve Juventus galibiyeti dedim. Yani yapacak hiçbir şey yok abi. Maç 2-0 gidiyor. 45 artı 3 dakika ekleniyor ilk yarının sonuna. 45 artı 4'te penaltı oluyor. Maç 2-1 oluyor. Yani sonra 88. dakikada gol oluyor. 4-1 oluyor. O gol gelmese yine tutacak kuponumuz. Şu bakıyorum hani diyorum ben mi kötüyüm? Abi yani e ya çok güzel maçlar da yakalıyoruz. Mesela Neman maçını yakalıyoruz. İlk golü Neman atar dedik. 1.70 oranı var. E, Bratislava 1.45'ten ilk yarı geldi. Yani şu an 4 tane maç sonuçlandı baktığınız zaman. 3 tanesini bildik. 4'te 3 yaptık. Oynanan maçlarda Lazio Milan'ın başlamadı. E, 4'te 3 yaptık ama e, kupon ne oldu? Kupon yok. Kupon tutmadı. E, dün öyleydi. Önceki gün öyleydi. Yani son 4 videodur tek maçtan gidiyor kuponlar. Artık gerçekten e, bir şanssızlık olduğunu hissediyorum. Kendi adıma, kendi üzerimde ki bu şanssızlığı zaten gündelik hayatımda da resmen ya yani hissediyorum. Bu ara bir şanssızlık var üstümde. Üzgünüm yani kusura bakmayın. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Ee, yani benim kuponumu oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İşinden maçları sessizseniz sanki daha mı güzel olur bilmiyorum. Be benim kupon oluşturma yani kombinleri oluşturma şeklimde bir yanlışlık olabilir. Bunu düzeltmem gerekiyor sanırım. Çünkü 5 e maç veriyoruz, 4'ü tutuyor. E tutan kupon yok. 4 maç veriyoruz, 3 tutuyor aynı şekilde. Yani hep bir maç yatıyor ve o maçı da benim ana kuponumun maçı oluyor. Hatta ana kuponun ilk maçı oluyor yani. Üzgünüm o yüzden. Ee, şöyle baktığınız zaman da son 11 tahminimizin 8 tanesi tutmuş durumda. Ama dediğim gibi kupon tutturamamışız. Yapacak bir şey yok. Umarım Lazio Milan maçı da gelir. 12'de 9 olacak. Yani şu 12'de 9 yapan insan kupon tutturamamış olacak. Yani gerçekten sinir bozucu bir durum. Tekrar özür diliyorum sizlerden. Kusura bakmayın. Analizlerimizin kötü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınızdır da belki ama yani bilmiyorum ben elimden geleni yapıyorum. Bu arada Chelsea gol attı 2-0 oldu maç. Chelsea'nin de kazanmasını bekliyordum işin açığı. Geçen hafta yanıttığı için bizleri bu hafta oynamak istemedim. Neyse umarım şeytanın bacağını kıracağız. Sizden de ricam bu videoyu arkadaşlar beğeni yağmur tutsun. Biraz moral olsun. Şansımız yükselsin. Artık pazar günü çok güzel maçlar seçtim. 5 tane maç seçtim. Yani yine bir 5'te 4 olur. Yine bir tanesi yatar. Bize mi patlar bilmiyorum da gerçekten e, hepsinin gelmesi lazım bu maçların. Baktığınız zaman hepsinin gelmesi lazım. Ana kuponunda tutması gerekiyor. Umuyorum tutturacağız arkadaşlar. Sizden ricam dediğim gibi videoya beğeni atın. Ee, bana beni yani destek olun. <laughs> kötü kötü bir şanssızlık var üzerimde. Bir türlü kıramadım onu. O abi 12 de 9'a gidiyor yani. 12 tahmin veriyorsun. 9 tanesi tutuyor ama kupon yok. Yani ben ne ne yapayım? 12'de 0 yapsan da aynı şey. Anladın mı? Yani kupon tutmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. E, o yüzden kendimi başarılı göremiyorum yani bir türlü. Neyse biz pazar maçlarına geçelim. Yine iddia alayım. Yine güveniyorum maçlara. Bakalım hangisi 3 kağıt yapacak. Yani 5 maç var abi. 4'ün yine tutacak bunların. Bence yine 4'ü tanesi tutacak. İnşallah 5'te 5 beş olur da vallahi moralim bozuldu ya. Şimdi arkadaşlar ilk maçımıza başlayalım. St. Gallen Sion maçı. İsviçre ligindeyiz ki St. Gallen şampiyonluğu oynuyor. Young Boys rakibi. Şimdi arkadaşlar St. Gallen'de Young Boys'ta o kadar çok hata yaptılar ki bir ona şampiyonluğu verdi, biri ona şampiyonluğu verdi. Şu an ipler tamamen St. Gallen'in elinde ki bence St. Gallen çok da tatlı, güzel futbol oynayan bir takım. Şöyle bakayım. Önce bir deplasman takımına bakalım. Ne durumda deplasman takımı? 14 maçtır kazanamayan bir deplasman takımı var ve 4 maçtır gol yiyor. Yani Sion takımı çok çabuk dağılan, disiplinsiz bir takım. Lige verilen aradan sonra yani dönüşleri bence çok iyi olmadı takımın. Şöyle baktığınız zaman ya puan durumuna da bakalım. Küme düşme hattındalar. Aslında puana ihtiyaçları var ama bir gol yedikleri zaman maç onlar için kopuyor diyebiliriz. Saint Gallen burada puanlara daha çok ihtiyacı olan takım. Çünkü artık hataya yer yok kesinlikle. E Saint Gallen'e bakıyoruz. E, evinde Züriye 4-0 yenilmiş bir takım. Ondan sonra Tunu 3-2 yeniyor. Deplasmanda Zamaksi yeniyor. Bu sahada Young Boys'a 3-3 berabere kaldılar. Gol atmayı da seven bir takım ama gol yeme konusunda da gayet istikrarlar. Yani neredeyse her maç gol yiyorlar diyebiliriz. Son 7 maçının 7'si de 2.5 üst bitmiş arkadaşlar. Saint Gallen takımının. İki takım arasındaki maçlara bakalım. Şimdi Saint Gallen arkadaşlar 4 maçtır kazanıyor. Hatta şöyle göstereyim o 4 maçı. Şu an en üstte gördüğünüz 4 maç. Ve bunları kazanırken maçların hepsi de 1.5 üst olmuş. Yani Saint Gallen kazanmış ve maçta en az 2 gol olmuş. 1.5 üstle birlikte kazanmış. 6 maçlı rakibine kaybetmiyor. Ve iki takım arasında oynanan son 5 maçın 5'i de 2.5 üst olmuş. Şimdi ben burada şampiyonluğa giden, adım adım artık şampiyonluğa doğru ilerleyen Saint Gallen'in maçı kazanmasını bekliyorum. 1.35 oranı biraz az bulduğum için biraz oran yükseltmek de istiyorum açıkçası. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst diyeceğim. Juventus maçında yaptığım hatayı yapmayacağım. E, Ahmet kardeşim vardı. Yorum yazmıştı videomuza Juventus maçıyla ilgili. E, 1.5 üst daha mantıklı demişti. Gerçekten kendisini tebrik ederim. Çok güzel analiz etmiş, çok güzel yorumlamış. Yani tamamen benim eşlikliğim. 4.5 alt yerine 1.5 üst sesiydi. kazanacaktık. Ahmet'i dinlemedik. Ona da buradan selam olsun. Gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Umarım kazanmıştır diğer maçlarla birlikte. Neyse Sant Galen'e dönelim arkadaşlar. Ben Sant Galen'in maçı kazanacağını tahmin ediyorum. Ve maçta en az 2 gol olmasını bekliyorum. 1.50 oranı var. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstüne arkadaşlar. Birinci maçımızı bu şekilde tamamlamış olalım. İkinci maçımız Molde mjøndalen maçı. Ee, Norveç'e gideceğiz. Şu an internette de bir yavaşlık var ama evet düzeldi. Ee, Norveç'teyiz arkadaşlar. Molde zaten ligin iyi çok iyi takımlarından bir tanesi. Bodo Grimm de birlikte benim hep oynadığım ve kazandıran bana kazandıran iki takım. Özellikle bu sezon ee, Molde'yi hatta geçen sezondan beri takip ediyorum. Sevdiğim de bir takım arkadaşlar. 5 maç yapmışlar, 4'ünü kazandılar. Bir tane de geçtiğimiz hafta berabere kaldılar. Ki o maçta da 2-1 öne geçmişlerdi. Son dakikada gelen penaltı golüyle beraberliğe razı oldular. E ee, Mjøndalen de kötü bir takım değil. Ligde 5. sırada şu durumda. Orta sıralarda olacak bir takım. Yani ilk 5'te olur mu? Oraya Rosenborg'un gelebileceğini düşünebiliriz biraz toparlarsa. Valerenga orada için iyi bir aday. Oralarla birlikte ilk 6'da ilk 7'de bitireceğini düşündüğüm bir takım. Kötü bir takım değil kesinlikle ama Molde rakibine göre 2-3 gömlek üstün bence arkadaşlar. Şöyle son maçlarına bakalım. E, Molde'yi görüyorsunuz zaten. Galibiyetlerle dolu bir form var. Son hafta berabere kaldılar. İç sahada oynadığı iki maçın ikisini de kazanmış Molde. Bu konuda da sıkıntısı yok. E, deplasman takımımız şimdi son hafta 3 e, birlik bir galibiyet aldılar ama o maçın istatistiklerini görebiliyor muyuz? Aynen. Şimdi o maçta arkadaşlar e, ev sahibi takım %62 ile top oynuyor. 14 şut atıyor kaleye. Yani gayet e, ev sahibinin ezdiğini düşünebiliriz. Yani kornerlere baktığınız zaman şöyle 6'ya 1 gibi bir üstünlüğü var ev sahibinin. Yani e, Mijondelen maçı kazanmış ama ev sahibi de bayağı pozisyon vermiş onu söyleyelim arkadaşlar. E, ben burada da Molde aynı pozisyonları verirse bu maçın e, Molde'ye çok rahat kazanacağını düşünüyorum. İki takım arasındaki maçlara bakalım. E, şöyle baktığınız zaman tarihi boyunca iki takım oynadıkları maçlarda hiçbir zaman Molde'yi yenememiş. Mijon deren Hep Molde üstünlüğü var. 2000'li yıllardan sonra oynadıkları maçlarda da arkadaşlar 6 galibiyet almış Molde ve sadece bir beraberlik var. E, o da 3-3'lük üç beraberlik zaten. Hazırlık maçı görüyorsunuz. E, teknik adamlar arasındaki rekabete baktığımız zamansa Molde'nin teknik direktörü 3 kez kazanmış. 3 maç yapmışlar ve üçünde de Molde teknik direktörü kazanmış. Ben bu maçta Molde'yi bir adım önde hatta 2 adım önde görüyorum arkadaşlar rakibine göre. Ben Molde'nin kazanmasını bekliyorum. E, tatlı güzel bir oranı var. 1.30 gibi gayet garanti diyebileceğim bir tercih bu. 1.30 orandan ev sahibi kazanır diyeceğim. Ben Molde'nin bu maçı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. İkinci maçım bu şekilde olacak. Molde maçında oran yükseltmeye gitmedim işin açığı. Yani Gallen bunun için daha uygundu. Molde o maçta tabii molde maçı da 1.5 üstü olabilir ama ben sadece molde, direkt molde galibiyetini daha uygun görüyorum şahsen. Neyse 3. maçımıza geçelim. Adana-Demir-Altay maçı. Ee, şimdi Adana-Demir-Altay maçı çok önemli bir maç arkadaşlar. Birincilik açısından çok önemli bir maç. Ee, Adana-Demir maçı kazanırsa Hatay'la puanları eşitleyecek. Tabii Hatay'ın da bir maçı eksik o da yarın oynayacak. Ee, Bursa Sporu geçecek tekrar ikinci sıraya gelebilir. birinci olabilir. Yani liderle puanı eşitleyebilir birinci olabilir derken. Adana Demir açısından önemli bir, önemli bir maç ama Altay açısından da çok önemli bir maç. Çünkü Altay'da ilk 6'da olmak zorunda. Playoff oynamak istiyor. Karagümrük'le aynı puandalar. Ee, Karagümlük, Akisar, Altay. E, hatta biraz daha baktığınız zaman Erzurum, Adana Demir bunların hepsi artık e, playoff sınırındaki takımlar. Çok yakın bütün puanlar. O yüzden burada artık kimsenin kaybetmeye tahammülü yok arkadaşlar. Herkes e, kazanmak için sahaya çıkacak. Herkes puan için sahaya çıkacak. Burası kesin. Ben çok zevkli bir maç bekliyorum her şeyden önce. Ona söyleyeyim. Hatta aynı gün bugün biliyorsunuz Galatasaray Trabzon maçı da var. O maçtan daha güzel olmasını bekliyorum ben bu maçın. Şimdi iki takımın formcumlarına bakalım. İki takım da çok formda zaten onu söyleyeyim. Dört maçtır kazanan ve ikinci sıraya kadar yükselen bir Adana Demir var. Şu an Bursa maç fazlası da bugün maç yaptı. 1-0 kazandı Bursa. 10 kişi olmasına rağmen gol attılar ve kazandılar. Bursa'yı da tebrik ederim buradan. Ligde görmek istediğimiz takımlardan biri. Adana Demir de öyle. Altay da öyle aslında. Ben hep, hepsi çok sevdiğim takımlar bunların. Ee, dediğiniz dediğimiz gibi Adana 4 maçtır kazanıyor ve 2. sıraya kadar geldi. Ama Adana Demir'in şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Gol yeme konusunda gayet yani kaleleri açık diyebiliriz. 15 maçtır gol yiyor. Ve son 6 maçının burası çok önemli. Son 6 maçının 6'sı da 2.5 üst bitmiş arkadaşlar Adana Demir'in. Şimdi 6'ya bakalım. Altay'da formda 9 maçtır kaybetmeyen bir takım Altay'da arkadaşlar. E gol bulma açısından hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Gayet güzel bir hücum hatları var. Son 5 maçının, ekranda da gördüğünüz son 5 maçın, Altay'ın oynadığı son 5 beş maçın 5'i de 2.5 üst bitmiş. Şimdi maçın önemini de baktığınız zaman zaten hücum gücü yüksek iki takım oynayacak. Puan için sahaya çıkacaklar, savaşacaklar sonuna kadar diye düşünüyorum. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ve maçta arkadaşlar en az 3 gol olmasını bekliyorum. 2.5 üst diyeceğim. Oranı 1.55'ti. Ben videoya girmeden önce 1.50'ye düşmüş. E bu mantıklı daha da düşebilir. 1.50 de hala güzel bir oran bu arada. Adana Demir Altay maçına 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. 1.50 oranıyla güzel keyifli bir maç bekliyorum. Umarım izleyenleri yanıltmazlar. Diyelim. Şimdi günün maçına geçiyoruz. Galatasaray Trabzonspor maçı var. Ligimizin önemli maçlarından keyifli geçmesini beklediğimiz maçlarından biri ama biliyorsunuz önem e, şeyi yüksek maçlarımız, bizim derbilerimiz biraz tırt olabiliyor. E bakalım nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar bu maçla ilgili normalde ben bütün maçlarla ilgili defterime notlar yazar. Sizi oradan okurum. Bir şey atlamamak adına. Bu maçla ilgili bir şey yazmadım. Çünkü herkes her şeyi biliyor zaten. Şöyle puan açayım. Trabzon şampiyonluğa gidiyor. Galatasaray için artık şampiyonluk biraz zora girmiş olabilir. Ki zora girdi. Yani bir Galatasaraylı olarak hiçbir türlü kabul edemiyoruz biz bunu. Galatasaraylılar beni anlar ama artık zora girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz vallahi ne diyeyim. Zaten taraf bahsini önermeyeceğim size arkadaşlar bu maçta. Çok zor bir maç olacak kesin. E, Trabzonspor tarafını da işin boş vereceğim. Ben Galatasaray'ı çok iyi bildiğim, tanıdığım bir takım olduğu için Galatasaray'ı size bir bahis önermek istiyorum. Galatasaray'ın birçok eksiği var. Yani kalesindeki Muslera'dan ileride Andones'ine kadar. kuru Fransa'ya gitti. E, Adem yok. Cezalı. E, yani birçok eksiği var Galatasaray'ın. Daha da var. Falcao oynayıp oynamayacağı belirsiz ki bence oynamayacak. Oynasa da ne durumda oynayacak sakatlıktan geliyor yine hücum hattında Galatasaray'ı çok zor bir maç bekliyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bahis seçeneği var. Şöyle bir oran var bu maçta. Yani bu maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Herkes her şeyi biliyor zaten. Neredeydi o? Alt üstteydi aynen. Şurada arkadaşlar. Ev sahibi. 1.5 alt. Yani Galatasaray 2 gol atamaz diyeceğim ben bu maçta. Yani Galatasaray'ın 2 gol atmasını beklemiyorum. Çünkü Galatasaray'da gol atabilecek adam kalmadı. Şunu söyleyeyim. Bence Fatih Hoca öncelikle sağa Kontrollü bir maç için çıkacaktır. Topa sahip olup maçın sonlarına doğru bulacağı bir golle belki 3 puanı uzamak isteyecektir. Hüseyin Hoca e, saldıran taraf olur, olur diye düşünüyorum. Trabzonspor'un kaç gol attığını önemsemeyeceğim. Ben Galatasaray'ın 2 gol atmasını e, beklemiyorum arkadaşlar bu maçta. Çok gollü bir maç beklentim de yok. Çok gollü bir maç olursa da çoğunu Trabzon atar diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 alt diyeceğim. Riskli bir tercih tabii ki. 1.58 oranı var zaten oranından da anlaşılıyor. Bana mantıklı geldi. Şöyle baktığım zaman yani bu ligle ilgili tecrübeme dayanarak bu tamamen analizle alakalı bir şey değil. Yıllardır izlediğimiz maçlar bunlar. Yıllardır edindiğimiz tecrübeler. Galatasaray'ın bu maçta iki gol atması beni şaşırtır. Tabii ben bu maçı ana kuponuma almayacağım oranından dolayı ama değerlendirmek isteyen arkadaşlar olursa bence bu maçın en sağlam tercihi ev sahibi 1.5 6 arkadaşlar 1.58 oranıyla onu söyleyelim. Son maçımıza geçeceğiz. Napoli-Roma maçı. Ben bu maçta arkadaşlar size korner bahisleri önereceğim. Şöyle puan durumuna bakalım. Beşincilik mücadelesi gibi bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Avrupa'ya gitmesi muhtemel iki takım. Aralarında oynayacaklar. Ee, şimdi korner bahsi önereceğim. Neden korner bahsi önereceğim arkadaşlar? Çünkü Roma ligin en çok korner kazanan takımı. Maç başına 7.34 korner kullanıyor. Yani 7'den fazla Roma korner kazanıyor ve maçlarında en çok korner olan da birinci takım aynı şekilde. Maçlarında ortalama 11.93 korner oluyor. Neredeyse 12 korner oluyor maçlarında arkadaşlar. Son 3 maçından örnek vereyim. Son 3 maçında arkadaşlar Roma'nın 3 maçında toplam 17, 11 ve 18 korner olmuş. Bunlar gayet yüksek sayılar. İşin Napoli kısmını siz şöyle son maçlarına bakarken iki takımın. Arkadaşlar işin Napoli kısmında da durum çok farklı değil en çok korner kazanan 6. takım Napoli'de ligde. En çok korner kazanan 6. takım. Maç başına 5.93 korner kazanıyor. Neredeyse 6 diyebiliriz. Yani biri 6 korner kazanırken biri 7 korner kazanıyor. Ee, yani korner açısından verimli iki takımın maçı olacak. Şöyle korner bahislerine de baktım. 9.5 korner üst. Yani maçta en az 10 korner olur. 1.45 oranıyla bana oradan göz kırptı adeta. Napoli Roma maçında ben en az 10 korner olmasını bekliyorum. 9.5 korner üst diyeceğim. Korner'in çift tanelere çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Beşinci maçımız da bu olacak. Pazar günü şanssızlık istemiyorum. Şimdi ana kuponumu da şimdi söylemek istemiyorum arkadaşlar. Nedeni de şu. Maçlar başlamadan önce oranlar değişiyor. Kadrolar belli olsun. Ana kuponu ben Instagram adresimden paylaşacağım. Benim kuponumu oynamak zorunda değilsiniz. Benim kuponumu merak etmeyen arkadaşlar zaten kendi işlerinden kafalarına yatan maçları seçsinler. Ben ana kuponumu da alternatif kuponlarımı da arkadaşlar yarın saat pazar günü şöyle bakayım 3-4 gibi öğleden sonra 3-4 gibi paylaşırım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü ben videoyu çok erken seçiyorum. Ondan sonra pardon videoyu çok erken çekiyorum. Seçiyorum neyse. Şimdi videoyu erken çektiğim için maçların durumları çok değişiyor. Oranlar çok değişiyor. Ben kuponu vermiş oluyorum ama aslında kupon saçma sapan bir yere gidiyor. O yüzden beklemek istiyorum arkadaşlar. Yarın saat 3-4 gibi Instagram adresinden paylaşacağım. Benim kuponumu merak etmeyen arkadaşlar bakmak zorunda değiller. Tabii bunu tekrar hatırlatayım. E, kuponumuzu Instagram'dan paylaşacağız. Bakalım neler bekliyor bizi pazar günü arkadaşlar. Cumartesiden daha güzel bir gün olmasını bekliyorum. Şöyle bakalım cumartesi Fener Göztepe vardı. 2-1 bitmiş o da. Şimdi Lazio Milan ne olmuş? 0-0. Videoda maçlara bakıyoruz. Korner <laughs> oynamıştık. Orada da 10. dakikada kornerler 1-0 arkadaşlar. İyi. Bir korner çıkmış ilk 10 dakikada. Güzel. Ee, Lazio Milan maçı da giderse dediğim gibi 12'de 9 yapmış olacağız. Umarım pazar günü bizi daha güzel maçlar, daha güzel sonuçlar bekler arkadaşlar. 5 maçın 5'ini de size verdim. Umuyorum ki kazanacağız. Ee, söyleyecek başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.